Bana kızma oğlum. Fotoğrafını yanıma aldım. O kadar mutlu görünüyoruz ki o fotoğrafta. Kalbimin üzerine koydum onu. Ayrılamadım senden. Ölüme giderken bile ayrılamadım Baran. Neredesin diyorum ana? Söyle, neredesin? Şükürler olsun. Teşekkür ederim oğlum. Teşekkür ederim. Neredesin diyorum ana, neredesin ya? Ana neredesin diyorum sana, neredesin ya? Ana! Baran! Baran! Çocuklar sana emanet! Komutanım hayırdır? İyi akşamlar. Nihal Hanım arıyor, gördün mü? Evet, az önce tekneyle açıldı ve gitti. Nihal Hanım arıyor. Komutanım dikkatli olun, akıntı çok fazla. Arayacağız. Anlaşıldı mı? Herkes mıntıkalarına dağılsın.
Neredesin Narin? Neredesin? Narin! Ana! Narin! Ana! Kızım. Benim kızım mı? Kızım mı olacak? Allah'ım bu nasıl bir şey? Allah'ım. Özlem bizim kızımız mı olacak? Evet. Kızım. Kalsın. İyi misin? Sevinmedin mi? Kız diye mi yoksa? Sevinmek ne demek ya kadın? Deli misin sen ya? Sen beni dünyanın en mutlu adamı yaptın. Sevinçten öldürdün beni. Baba oluyorum ben baba. Bir kızım daha olacak. Hem de sevdiğim kadından. Bizim bir evladımız olacak Özlem. Ben en çok kızım olsun istedim. Bir daha ana olamayacağım sandım ama... şimdi kanıyla canıyla karnımda senden bir parça var Kasım. Sen bana dünyaları verdin. Senin o çakıllı taşlı yollarında değil yürümek, koşmaya hazırım ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Narin! Korktun mu? Annem nerede? Ablam nerede? Niye kimse gelmedi? Bağırdım. Korkma canım. Bak ben buradayım. Geçti. Hadi yat sen. Hadi. Kavga ettim. Günah ne, ayıp ne, kendi kendimi çok yedim bitirdim. Yaşadıklarımızı yaşamadık saydım. Saymaya çalıştım. Çünkü erkek yapınca elin kiri. Kadın yapınca arsız, namussuz oluyor. Keşke böyle olmasaydı be Özlem. Keşke ilk ben tanısaydım seni. Telli duvaklı alsaydım seni. Evimin kadını, başımın tacı yapsaydım seni. O zaman da geç kaldım. Şimdi de. Öyle elim kolum bağlı. Sana ve kızıma ne verebilirim ki Özlem?
Kalsın, bizim sevgiden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok ki. Ben beklerim seni. Ne kadar sürerse sürsün ben beklerim. Hepsi o. Hepsi o Allah'ın belası herif yüzünden oldu. Hepimizin hayatını mahvetti. O yüzden sana diyeceklerim var. Ben masumum. Cinayeti ben işlemedim. Hepsi Kendall'ın oyunu. Elinde Ayşe için sahte kanıt vardı. Ayşe'nin parmak izi olan silah. Ben kabul etmeseydim Ayşe'yi atacaklardı içeri. Nasıl yani? Sen şimdi birini öldürmedin mi? Yani Ayşe için mi yaptın her şeyi? Kızım için mecburdum. Süre doldu. Artık çıkın. Özlem. Ayşe sana emanet. Bir şey söyleme, tamam mı? Ne var lan, ne oldu? Ağam Kasım gebermemiş. Hastanedeymiş. Gözünü açtı diyorlar. Kızı da yanında. Ulan bir işle becerim ben. Ne işe yararsınız lan? Hay ben böyle işin içine. Ulan bir işimde rast gitsin be. Benden kurtulacını mı sandın ha? Gel buraya. Yürü. Bırak. Tabii ya. Nasıl düşünemedim bunu ben? Ayşe'yle birlikte hastaneye gitti. Alo. Sakın bir yere ayrılma. Oraya geleyim ben. Haydi. Deminden beri seni arıyorum. Neredesin? Baban iyi. Kendine geldi. Doktor da olumlu konuştu. Yarın cezaevine göndereceklermiş. Tehlikeyi atlattım yani. İyi. Ayşe, bak şansın varken git bir gör. Böyle mi göndereceğim onu? Seni görmeden mi gitsin? Özlem. Hastaneye kaldırıldığını duyduğumda koşa koşa geldim buraya. Kapısında dualar ettim iyileşsin diye. Ama yaşadıklarımı bir anda unutmamı bekleme benden. Bana söz verdiği gibi biri olsaydı şimdi her şey çok farklı olurdu. Ayşe, bak ne olur böyle yapma. Madem iyiymiş, gidelim o zaman. Ayşe. Bu kadar mı? Kasım ölümden döndü. Hiç mi gözünde kıymeti yok babanın? Boynu bükük mü bırakacağım böyle ya? Hadi bir kere görsün seni. Özlem, anlamıyor musun? Görmek istemiyorum diyorum onu. Ben onu her gördüğümde bir katilin kızı olduğum gerçeğiyle yüzleşiyorum. O yüzden lütfen ısrar etme. Ayşe, sus. Yeter artık. Niye susayım ya? Niye susayım? Yalan mı? Benim babam birini öldürdü. O yüzden de içeri girdi. Bana yalan söyledi. Beni yarı yolda bıraktı. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi boynuna sarılmamı bekleme benden. Ne olursa olsun o senin baban Ayşe. Ama ben öyle bir baba istemiyorum. Anladın mı? Ayşe kendine gel. Baban senin için hayatını harcadı ya. Hiçbir şey bilmiyorsun. O istemediğin baban var ya. Sen hayatını kurtarmak için orada. O yüzden hapse girdi. Katil olduğu için değil yani. Benimle ne alakası var Özlem? Kendall kumpas kurmuş. Kasım da tehdit etmiş. Sen hapse girme diye suçu üstlendi Kasım. Katil olduğu için değil yani. Seni korumak için girdi hapse. Ana!
bir şey var. Tamam, çabuk oraya sür, tamam. Ana! Ana! Narin! Rüzgar. Kızım hayırdır? Babaannem. Kusura bakmayın. Korkmuş biraz, sizinle uyumak istedi. Korkma kızım, korkma. Evde kimse yok. Herkes nereye gitti babaanne, sen biliyor musun? Niye kimse yok evde kızım? Ayşe geldi mi? Bilmiyorum ağam, yukarıda dolanıyordu. Kasım'ı da 9. katta tutuyorlar. Askerler kapıda nöbette. Ben de dikkat çekmemek için aşağıda bekleyeyim dedim seni. Özlem, Özlem geldi mi hastaneye? Ben dışarıdaydım ağam. Geldiğini görmedim. Ulan bir da görün be. Ne yapıyorsun lan? Söz verdim ben babana bir şey demeyeceğim diye. Ya Özlem, benden susmamı nasıl beklersin? Babam benim yüzümden hapse girecek yine. Kendimin oyununa gelmesine izin veremem. Bizim hastanın durumu nasıl acaba? Onca zamandır burada. Bir göreyim dedim. Röntgene götürdüler. Odada değil. Ha. Kızı nerede acaba? Adamcağız giderken bize emanet ettiydi. Göremedim, buralarda mı? Siz biliniz mi? Zaten. Yakalayacak, sus. Ya elini kolunu sallaya sallaya nasıl geziyor burada? Yaptıkları yanına kâr mı kalsın Özlem? Dur, gider gidecek. Şey, sus. Sakin ol ya, duyacak şimdi. Ölmemesi istiyorsan bağır. Serdar. Olanları duyduk. Haber var mı? Yok. Siz nereden duydunuz? Abim telefonu açmayınca jandarmaya gittik. Oradan söylediler. Babam nerede? Nehirdeler. Herkes Narin'i arıyor. Kurtarma ekipleri de açıldı onun arkasından. Benim yüzümden. Of, ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? İnşallah sağ salim bulurlar. Ya bir sakin olun ya. Tabii ki bulacaklar Narin ablayı. Merak etmeyin. İnşallah. İnşallah. Ana! 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 Tüm ekiplerin dikkatine. Kayıp şahsın teknesini bulduk. Kayıp şahsın teknesi Aşıklar Kayası mevkiinde. Sualtı ekibini söz konusu mevkiye yönlendirin hemen. Ana! Yapma kızım. Narinim sakın. Sakın yapma. Sakın. Yapma kızım. Kızım. Sakın, sakın.
Dalgıçlar geldi, merak etmeyin, bulacağız. Nerede lan? Burada değillerse neredeler? Sen daha gebermedin mi lan? Ayşe nerede? Kızın nerede? Ulan oğlum! Ayak kalın be! Ya Ayşe! Ulan hepiniz dizelci misin ya? Öldün öldün, bittin sen. Tamam. Ne yapacaksın lan Ayşe? Tamam dur. Hadi. Gebertirim lan seni. Tamam. Gebertirim Ayşe'ye dokunursan. Anandan emdiğin sütü burnundan getirmezsen mağada gendal devesin lan ulan. Haydi bakalım. Haydi. Hadi kardeşim hadi git buradan. Boşal. Soracım sana bunun hesabına kalsın Soracım. Bekle. Gitti çok şükür. Bıraksaydın da parçalasaydım şunu. Sonra ne olacaktı? Sen de mi gelecektin Hamza ha? Babanın yaptığı boşa mı gitseydi? Onun derdi benle hem. Niye? Böyle bir kuyruğuna bastım ki onun. Bu sefer beni görsek gebertir. Am. Ağam bir durum var. İşine bak sen. Bana bak, Özlem ya da Ayşe gelirse hemen beni arayın, anladın mı? Emrin olur ağam. Merak etme sen. Ben buradayım. Gözünü dört aç. Yoksa fena olur diyeyim sana. Fırat aldığını geri vermez diyor baban. Keşke bir mucize olsun. Babam gibi çıkıp geri gelse. Geri gelir mi sence? Babam gibi çıkıp gelir mi? Küçükken sürpriz yapardım ona. Yine yapsın. Her istediğimi yapardı. Çok küçük bir şey istiyorum. Küçük mucize. Tek bir mucize. Maya, bir haber var mı? Narin! Narin! Tanrı Hanım. Narin! Narin aslında değil mi? Sen niye geldin? Bilmiyoruz, yok hala bir haber. Narin! Narin'i de aldın Fırat! Kızımı geri ver! Narin'i geri ver! Babaanne,
Kadriyan, hadi eve gidelim. Ben Narin'i bir havadan geri hiçbir yere gitmem. Fırat Narin'imi geri vermeden hiçbir yere gitmem. Bir şey bulabildiniz mi? Komutanım, görüş mesafesi çok dar. Akın da çok kuvvetli. Ve tüplerimiz bitmek üzere komutanım. Yani bu dalışı bitirmemiz gerekiyor. Anlaşıldı. Hayır, durmayacağız. Kimse durmayacak, Levent, emrediyorum. Narin'i bulacağız. Gerekirse Fırat'ın suyunu kaşık kaşık boşaltacağız ama Narin'i bulacağız Levent. Emredersiniz komutan. Bana bakın. Her tarafı karış karış arayacağız. Anlaşıldı mı? Herkes mıntıkalarına dağılsın. Hadi bakalım. Sizi bırakalım isterseniz. Hayır. Narin'i bulmadan hiçbir yere gitmeyiz. Hadi durmayın, çabuk çabuk! Ne yapacağız şimdi? Dikmiştir şimdi adamları kapıya. Bilmiyorum, bu gece burada mı kalsak Ayşe, ne yapsak? Yoksa bir mırtlama yapışacak mı? Lan belası bırakmadı peşimizi. İstersen sen de kal. Aklım sende kalmasın. Mehdi'ye bakarlar, Ebru var, kızlar var. Ya biz hep bu adamdan kaçarak mı yaşayacağız? Yani hep değil ama en azından bir süre. Sık dişin sende, ne olur. Hem gece belki babanı görme şansın olur ha. Hadi gel. Burada beklemeyin. Komutanın emri var. Yasak. Suyun kurusu Fırat. Kumasın Fırat. Yetmedi aldıkların. Doymadın mı cana Fırat? Kızımı geri ver. Narin'imi geri ver Fırat. Narin'imi geri ver. Fırat. Sesini ver Narin. Yalnız kalmak istedim de. O yüzden gittim de ne olur. Kör kuyular atma. Fırat'a düşman etme. Ana! Teyzeciğim, burada beklemene gerek yok. Bir şey olursa biz size haber veririz. Gitmem. Narin'im sağ salim bulunmadan hiçbir yere gitmem. Hiçbir yere sığamam ben. Narin'imi almadan gitmem.
Narin. Narin. Buldun beni. Buldum Narin. Çok şükür hayattasın. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Bir daha seni hiç yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum sana. Söz veriyorum Narin. Seni çok seviyorum. Yemin ederim bırakmayacağım. Narin. 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 Aç gözlerini. Narin. Narin. Kadar gelmiş olabilir mi? Olabilir. Akıntı çok fazla. Özellikle dip akıntısı çok fazla. Oğuz Bey'den hala haber yok mu? Harim. Harim nasıl yaptın böyle bir şeyi? Ana! Nasıl göremedim? Nasıl bilemedim? Nasıl anlamadım gözümün önünde canımdan geçti. Gözün kör olsun Kadriye. Meleği görmedi. Arin'i görmedi. Kızlarını görmedi. Bundan sonra görsen neye yarar? Kör olasın Kadriye. Ulaşılamıyor mu hala? Çok ağır sözler söyledim ona. Benim yüzümden. Arif. Aç gözünü ne olur. Narin bana bak. Narin lütfen. Salamadan dalında kurudu. Ceysi sandıkta mı kaldı? Umudunu Fırat mı aldı? Düğünün mahşere mi kaldı Narin'im? Bakmaya doyamadım. Thank you.
yıllarca sende dinlendim ben. Hani birlikte gözyaşlarımızı biriktirdiğimiz mendilleri yakacaktık Nari. Hani sen bana akşamları en sevdiğim yemekleri yapıp hayaller kuracaktık yine. Seni mutlu edemedim. Suç benim. Seni mutlu edemedim, özür dilerim. Gece nöbetleri gibi kapına gelip sabahlayacaktım. Sana dokunmadan sevdim seni. Sen bilmeden sevdim seni. Ben elini bile tutmaya kıyamazken kendi ellerimle senin toprağı nasıl vereceğim Narin, lütfen söyle. Lütfen kalk Narin, lütfen. Narin lütfen kalk, sarıl bana. Ne olur. Ne olur. Ne olur kalk. Beni yalnız bırak. Narin. Ne olur. Nari'ni buldum. Ama gözleri artık benim gözlerimin içine bakmıyor. Nari! İçimi aydınlatan ışığım sönmüş. Yolumu aydınlatan ışığım söndü. Ana! Elleri üşümüş. Eskisi gibi sıcak değil. Buldum Narin'imi. Ama nefesine, gülüşüne yetişemedim. Ana!
Ana! Orada! Oğuz komutanın teknesi orada, hadi! Ya hadi hızlı gitsene! Ana! Gelin bulduk! Gelin! Anam burada, gelin! Gelin! Ana uyan! Ana aç gözünü! Ana hadi! Ana! Ya bir şey yapın hadi! Hadi bir şey yapsanıza ya! Ana! Hadi! Oğuz komutan! Oğuz abi! Ya ne olur yardım etsene! Hadi abi ya! Yardım etsene! Bir şey yapsana abi! Abi bir şey yap ne olur! Ana! Ya ne bakıyorsunuz? Yardım etseydi! Ana! Çok özür dilerim. Ana çok özür dilerim. Ana! Ana! Oğlum! Aran! Dokunma! Dokunma! Kimse dokunmaz! Kimse dokunmaz! Kimse dokunmaz! Ana! Ana! Fırat! Yatağın kurusun Fırat! Kan kusasın! Kum dolasın Fırat! Suyun kurusun Fırat! Beni de al! Ana! Ana! Bakayım o. Oh. Oh canım benim. Çok yoruldum abi. Yoruldun mu? Taşıyayım seni konağa. Çok güçlüyüm ben. Ay canım oğlum benim. Sen daha küçüksün oğlum. Güçlüsün tabii. Koca adam olacaksın. Büyüdüğün zaman ben yaşlanınca taşıyacaksın beni kucağına alıp değil mi? Canım ana. Canım. Thank you.
bence 5 dakika. Olmaz dedim, ısrar etmeyin. Hoş geldin ağam. Ne yaptın? Var mı gelen giden? Yok ağam. Ne Özlem yenge ne de Ayşe gelmedi. Ulan nereye gider bunlar? Ya haydi sakın ayrılma buradan. Kendal Bey, sizi görmüşken hayırlı olsun demek istemiştim. İki erkek çocuktan sonra şimdi de kız babası oluyorsunuz. Ne diyeyim doktor, ne kızı? Haberiniz yok muydu? Neden haberim yoktu? Hiçbir şey anlamadım ki. Özlem Hanım hamile. Tebrikler, kızınız olacak. Ayşe, hadi. Özlem hamile mi? Haberiniz var sanıyordum. Kusura bakmayın, Özlem Hanım'ın sürprizini bozdum galiba. Sürpriz? Sürpriz ya. Kaç aylık dedi? Sana zahmet toplayabilir misin? Kusura bakma, elimden öyle kaydı düştü yani. Ne oldu, ne yapıyorsunuz? Kahvaltısı dökülmüş komutanım, onu topluyordum. Bıraksın, görevli halleder. Emredersiniz komutanım. Sonuçlarını inceledim, gayet iyi. Savcı işlemlerim başladı. Akşama kalmaz naklini yaparız. Özlem bacı. Özlem bacıyla Kasım'ı Sabri Otel'de basınca ne diyeyim lan? Ne diyeyim lan? Ne diyeyim lan? Doğru mu lan? Konuşsana lan. Galiba acele et. Hemen binadan çıkmamız lazım. İyi misin amca? Bir şeyin var mı? Yok. Gel lan buraya. Yürü. Sesini çıkartma, yürü. Yürü dedim. Özlem, babam benim için böyle bir şey yapmışken ben burada durup bekleyemem. Bir şey yapmam lazım. Kasım beni burada bekleyin dedi. Yani ne yapacağız? Başka çaremiz yok. Burada bekleyeceğiz Ayşe. Sonra ne olacak?
Hayatına kaçak olarak mı devam edecek? Polis iki güne kalmaz bulur onu. Bundan sonra her şey daha kötü olacak. Ayşe, hallolacak her şey. Biraz sakin ol. Kasım bir sağ salim gelsin. Plan yaparız, merak etme. Bizim için şu an önemli olan onun buraya gelebilmesi. Çok korkuyorum. Burak, yürü. Gir lan şuraya. Gir. Tek tek hesabını soracağım. Önce seni geberteceğim, sonra da Özlem. Sen benim namusuma nasıl el uzatırsın, soysuz it? Sizinle beraber peydahladığınız... Siz de geberteceğim. He? Yeter lan! Lan! Çek ulan. Çek ulan şu tetiği. Çek, bir daha fırsat bulamazsın. Çek. Çek! Tek tek burada olmalı. Emredersiniz komutanım. Seninle uğraşamam lan. Kımıldama, kaldır elini. Kaçtı. Kasım içi kaçtı. Yakalayın. Hadi yapmayalım Sarkı. Yol açın. Hadi yapmayın Sarkı. Öldün sen Kasım, öldün. İkinizi de geberteceğim. Eninde sonunda bulacağım seni. Haydi bakalım. Baranım, içimin titreyen yaprağı, canımın parçası, hayatımın ışığı. Benim bütün dünyam sensin derdim hep. Hatırlıyorsun değil mi? Benim için dünyanın sonu geldi artık. Ne düşüneceksin, ne hissedeceksin? Bunu bilmemek şu an öyle korkutuyor ki beni. İçim acıyor, kalbim kanıyor. Sadece şunu bil. Her şeye, her yoksulluğa senin varlığınla katlandım ben. Tek isteğim seni mutlu etmek oldu. Bunun için elimden geleni yaptım. Kusurum olduysa affet. Tek dileğim, beni unutma oğlum. Beni unutma. Niye böyle oldun? Çünkü kadınlar böyledir. İçinde fırtınalar kopsa, dışında yaprak kıpırdamaz. Sen öğrettin bana dayanmayı. Ama bana sensizliği öğretmedin ki be hanım. Ben seni kaybettim biliyorum. Ben senin sesini kaybettim. Bana sarılan kollarını da kaybettim. Ben böyle yaşamaya dayanamıyorum oğlum. Ben babamın yokluğuna bile seninle katlandım. Senin yokluğuna kim ne katlanacaktı? Seni herkesten ve her şeyden çok seviyorum.
Sakın bunu unutma. Yaşa da gör mü dedim. Görürsem yaşar mıyım sandın? Ben senin ananım. Sen ne yaparsan yap, benim göz bebeğimsin. Alana bir müsaade et oğlum. Senin ne işin bitti? Bundan sonra kızıma, kızlarıma layık bir baba olacağım. Onların başını önüne eğecek hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey. Ayşe, baban geldi. Baba!
baba. Hazır mı? Babacığım. Bir daha seni hiç bırakmayacağım. Baba, çok özür dilerim. Sana güvenmediğim, sözüne inanmadığım için özür dilerim. Sen benim için böyle bir fedakarlık yapmışken ben gelip niye diye soracağımı, seni üzecek şeyler söyledim. Canım kızım, Ayşe, sen benim gibi geçmişi belli olan bir adama baba dedin. Sen beni o kadar mutlu ettin ki. Anlatamam. Canım kızım. Babacığım. Babacığım. Yaran kanıyor senin. Ya önemli değil. Baba nasıl önemli değil ya, bir şey yapalım. Yok, bir şeye gerek yok. Baba durup dururken kanar mı böyle, ne oldu? Kendal iti geldi, kavga ettik. Ne? Ya yaptıkları yetmiyor, şimdi de sana mı saldırdı? Bu adam bizden ne istiyor, ben anlamadım. Gözü dönmüş. Özlem. Her şeyi biliyor. Bizi bulmadan rahat etmeyecek. Hiçbirimizi yaşatmaz. Bizim hemen kaçmamız lazım Kasım. Evet, hep birlikte gideceğiz. Ben her şeyi düşündüm. Önce sizi bir yere yerleştireceğim. Nereye gideceğiz? Kenan Bey'in bir arkadaşı vardı. Zamanında bize yardım edecekti. Onun yanına gideceğiz. Buradan kaçmamız için bazı şeyler ayarlayacak. Zaten nüfus kağıdı falan. Sonra da İstanbul. Ne oldu Ayşe? Baba ben gidemem. Ben buradan başka bir yere gidemem. Ayşe, bizimle birlikte gelmek istemiyor musun? Kaçıp kurtulacağız buradan. Yeni bir başlangıç yapacağız. Yapamam baba. Gelemem ben. Ayşe, Baran yüzünden mi? Baran seçimini yaptı Özlem. Ben onun umurunda bile değilim. Anneme söz verdim ben. Mehdi bana onun emaneti. Ben kardeşimi bırakıp hiçbir yere gidemem. O iti bulun bana. İkisini de diri diri ellerimle gömeceğim. Bakmadık delik bırakmayın. Cezalarını ben kendim keseceğim. Getirin onları bana hemen. Emin olun abi. Bittiniz ulan. Bittiniz. Haydi bakalım, haydi. Baba, benden kardeşimi bırakıp gelmemi bekleme, ne olursun. Ayşe, Mehdi'yi ben de bırakmak istemiyorum. Ama buradan gitmemiz lazım, anladın mı? Önce biz gidelim, düzenimizi kuralım. Sana söz veriyorum, Mehdi'yi getireceğim sana, tamam mı? Baba, ben kardeşimi o adamın yanına bırakamam. O da gelirse gelirim ancak. Ayşe, bak bu çok tehlikeli, ne olur yapma. Kendal şimdi bütün adamlarını salmıştır. Konağın önünde, sokaklarda, halvete de cirit atıyorlardır. Ayşe, sana söz veriyorum, Mehdi'yi getireceğim ama şimdi gitmemiz lazım. Baba, yapamam. Kardeşimi bırakamam ben burada. Ayşe, biz Mehdi'yi bırakmayacağız ki. Hem ben onu nasıl bırakırım Kendall'ın yanında? Bak Ayşe, Kendall bizim peşimizde. Bizi yakalarsa öldürür, burada kalamayız. Özlem, yapamam. Bırakamam kardeşimi. Peki, bu kardeşini bırakabileceğim mi? Senin bir kız kardeşin olacak Ayşe. Kapat bakalım. Aferin sana. Annemler aradı mı? Aramadılar Rüzgar'cığım. Rüzgar,
Sen Mehdi ile oyna, ben hemen geliyorum, tamam mı? Özlem, sen ne diyorsun? Baba. Ayşe, ne olur, bu benim, bizim ikinci şansımız. Ben bir kere kaybettim, bir daha kaybedemem. Ona bir şey olmasına izin vermem Ayşe. Ya Mehdi ne olacak? Ya Mehdi'yi ben bırakır mıyım hiç? Onu ilk fırsatta yanımıza alacağız. Anana söz verdim ben emanetlerine sahip çıkacağım diye. Hem onun için de doğru olan şey bu. Önce bizim gitmemiz. Ayşe, ne olur kızım için, kardeşin için. Lütfen. Ayşe, sana söz veriyorum, Mehdi'yi getireceğim. Söz. Otobüste gitmeyelim, yakalanırız. Teşekkür ederim Ayşe. O zaman araba kiralayalım. Hı. Adana'ya gidelim. Oradan sonra da bakarız. Hadi gidelim o zaman. Baba, ben sizinle gelmeyeyim. Şimdi kalabalık gidersek dikkat çekeriz. Ayşe, niye? Siz gidin, ben sizi burada beklerim. İyi, tamam. Sakın bir yere ayrılma, tamam mı? Merak etme. Siz geldiğinizde ben burada olacağım. Oğlun sensin galiba. Bu annenin üzerinden çıktı. Başın sağ olsun.
Ana kalkma olur. Olur uyan. Bunların hiçbiri yaşanmadı de. Hiçbiri olmadı. Kötü bir rüya gördün de. Olur. Kalk gül yüzüme tekrar. Baran'ım de, oğlum de. Kız küs ama kalkma olur. Son vedamız olmasın bu. Bunu beni bırakma. Hani ben senin her şeyindim. Hani sen benden vazgeçmezdin. Ben şimdi nasıl inanacağım senin beni bırakıp gittiğine? Sensiz nasıl yaşayacağım ben? Ben senin sıcaklığın olmadan nasıl yaşayacağım ben? Bana attığım ilk adım sen öğrettin ana. Ben şimdi sensiz nasıl atacağım o adımları? Özür dilerim. Affet beni. Senin gözlerinin içine bakıp son kez ana diyemedim. Sarılamadım. Özür dilerim. Ben seni şimdiden çok özledim. Yalnız kalsın. Şu an ihtiyacı olan bu. Bu hale gelmesine ben sebep oldum. Babamın yanında olmak istiyorum. Ben karşı çıkmasam bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Senin suçun değil, sakın böyle düşünme. Şu an yaşadığı acının bir tesellisi yok. Bırak yalnız kalsın.
Ayşe. 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 Yok. Merhaba kızım, merhaba Ayşe. Arıyorum. Kapalı. Niye beni dinlemezsin ki? Mehdi'yi alacak. Ben bir konağa gidip bakayım. Ben de geliyorum. Hayır Özlem, olmaz. Seni... Siz riske atamam. Sen yolun kenarına git. Ayşe'yi alıp geleceğim, tamam mı? Kasım, böyle bırakamam ben seni. Özlem, hayır. Anlamıyorsun, çok riskli. Kendal deliye dönmüş. Ayşe'yi alıp geleceğim diyorum. İyi, dikkatli ol o zaman. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Hala bulamadınız mı lan el kadar halifeci de? Ne işe yarayınız lan siz ha? Hala arıyoruz ha. Bana bak, bir daha aradığımda bulduk diyeceğiniz, anladınız mı? Ben konağa geçeyim, haydi. Rüzgar, sen yalnız mısın? Kimse yok mu? Nazlı abla var. Diğerleri nerede? Bilmiyorum. Sen de mi gidiyorsun? Evde yalnız kalmaktan sıkıldım. Biz biraz dışarı çıkıp hava alacağız ablacığım. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Başka sefer olur mu Rüzgar'cığım? Şimdi olmaz. Ayşe! Neden haberim yok mu? Ne diyeyim kızım sen? Oyalama beni. Narin abla. Ya kızım şunu doğruysa anlatsana. Ne oldu Narin'e? İntihar etmiş. Ne? Ne diyorsun sen? Dün gece tek başına Fırat Nehri'ne açılmış. Baran aradı. Veda eder gibi konuştu. Sonra da herkes gitti. Bütün gece aramışlar. Sabah da kötü haber geldi.
Baba. Özür dilerim baba. Özür dilerim benim yüzümden ama. Özür dilerim baba. Özür dilerim. Özür dilerim. Narinim, Nazlı kum, kızım, Kadriye hala yaşayın. Senin ne işin var bu taşın üstünde? Bu taş, bu sular benim hakkım değil miydi? Böylece gidivermeyin bir reva gördün sen anana. Biricik evladına, ha? Laf anlatamadım ben size ana mı değil. Ben çoktan gitmeye başladım da sen beni görmedin ana mı değil. De, ne dersen de, haklısın da. Ah be kızım, ah be narinim. Ben şimdi ruzu mahşerde kardeşime, anana ne diyeceğim? İki eli yakama yapışmayacak mı? Ben sana emanet ettim Nazlı kuğumu, sen böyle mi sahip çıktın demeyecek mi? Diyecek. Evet, desin. Bu Kadriye'nin yatacak yeri yok. Yanacak yer aradı kendine. Yanacağı yer kendi yüreği Kadriye'nin. İnsan kendi cehennemini yanında taşırmış. Ben bizzat bir cehennem doğurdum. O cehennemde cayır cayır yanıyında kimselerin haberi yok Kadriye. Bir ana kaç tane evlat gömmeye dayanır? Bir ananın yüreğinden kaç cenaze kalkar? Bir ana kaç ölüme dayanır? Dayanıysam ben ana değil miyim? Evlatların senin sessizliğinden gidiyse bir bir, sen ne anasın Kadriye ne de insan. Narinim, yavrum, doğurmadığım ciğerparem, hakkını helal ettiği hoca, helal olsun binlerce kere, helal olsun binlerce kere helal olsun. Binlerce kere helal olsun da sen bana helal edeceksin mi hakkını? Yok etme. Etme ki yana döne yanayım. Analığına şahidim. Analığına şahidim. Analığına şahidim. Ben senin analığına şahidim.
Geçtin gidin. Yürürken ayak sesini duymazdım. Nefes alırken sesin çıkmazdı. Kulağımı dayardım, öldüm acaba diye. Bir kez bile bana ana hayır olmaz demedin. Kimseye hiçbir yükün olmadı. Tabutun o yüzden mi böyle hafifçe çıktı? Kuş gibi kaldırıverdiler seni. Sen kuş olup uçtun gitmişim avuçlarımın içinden. Bir dua mısın sen şimdi sadece avuçlarımda kalan? Yavrum, kızım. Toprağın bol olsun yavrum. Rabbim taksiratını affetsin. Benim cezam, benim cehennemim. Evlat göm dedi Allah bana. Senin cehennemin bu dedi. Avuçlarıma evlat acısı dola dola gideyim. Bundan sonra kimi gömeceksin Kadriye? Çocuklar bitirdi. Sıra torunlarına mı gelecek? Çek çek, sağa çek. Takip et. Yaptın be Deyzem kızı. Bir oğul sevdasına ne ettin kendine ha? Ana. Özür dilerim. Özür dilerim ana. Anam gitti babaanne. Oğlunu bırakıp gitti. Kalk oğlum. Gitti babaanne, gitti. Kalk oğlum. Korktum gelemeyeceğiniz diye bir an. Babam bizi kurtardı. Bundan sonra size hak ettiğiniz hayatı yaşatacağım. Artık kaçmak yok. Evet. Artık hep beraber bambaşka bir hayata başlayacağız. Kur-
kurtulduk. Evet ya, kurtulduk. Söz sadece ve sadece sizin için yaşayacağım. Ablasını göremeyince uyuyamamış herhalde. Ne var? Kasım'ı bulduk ağam. Özlem yengeyle aynı arabaya bindiler. Neredesiniz? Geberteceğim ben. İkiniz de geberteceğim. Gebertmeden durmayacağım ben. Allah'ıma, kitabıma bu sefer bittiniz. Haydi bağır. Haydi. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Deniz, yapma böyle. Benim yüzümden oldu Serdar. Sen bana söyledin. Beni uyardın, ben anlamadım. Ben babama nasıl bunu yapabildim Serdar? Ben yaptım. Deniz, yapma. Babam nerede? Nereye gitti? Ellerinde kilitlendim ben Narin. Gözlerinde öldüm. Sana ne diyeceğimi bilemiyorum Narin. Sadece neden diye sormak istiyorum. Neden Narin? Eğer annesi olduğumu söylemeseydim belki ölmeyecektin. Ama söylemesen ben ölecektim. Keşke... Keşke ikimize de anne deseydi. Arana baktığın için, onu büyüttüğün için, onu sevdiğin için çok teşekkür ederim. Oğlumuz artık bana emanet. Kızlar bana bir su verin. Bir de yukarıda çantalarım var, onları getiriverin. Babaannem, annem nerede? Gelir babaannesini kusursun. Mezarlıkta kaldı.
Kaybolun, geldim ben. Tamam ağam. Demek beni paralarımı da alıp Kasım'la kaçacaksın ha? Bunun canınla ödeyeceksin Özlem, canınla. Haydi bakalım, haydi. Yukarıda söylediklerimi unutma kızım. Şimdi değil Kadriye Hanım. Kadriye Hanım. Kadriye Hanım. Nereye gidiyorsunuz? Küçük bir işim daha kaldı. Onu bitireceğim. Daha iyileşmediniz bile. Benim iyileşmeyi bekleyecek ne zamanım ne de hakkım var. Birbirinize mukayyet olun. Yukarıda söylediklerimi de hafife alma. Kızım sizi güvenli bir yere bırakacağım. Oradan buraya geri döneceğim. O işi de halledeceğim, merak etme sen. Çocuklarıma layık bir baba olacağım artık. Bu kez başaracağım. Başaracağız. Yeter ki hep birlikte olalım. Siz benim arkamda olduğunuz sürece kimse bizi ayıramaz. Kimse bize bir şey yapamaz. Nereye ana? Beni havaalanına götürürüz. Ben abimin yanına gidiyorum. Abinin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Bırak! 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 Onu bir yere bırak! Oğlum yapma, ne olursun yapma. Madem bana ait değiller, hepsi
hepsi yanacak o zaman, hepsi! Şimdi oldu. Özür dilerim. Özür dilerim. Allah'ıma ne kadar şükretsemez. Benim gibi bir adama iki tane kız çocuğu bağışladı. Nereye kaçarsınız ha? Nereye ulan? Gendal'dan kaçış var mı lan? Haydi bağalım, haydi. Kararım. Kasım, ne oluyor? Baba! Affet beni oğlum. Ben böyle bir şey olacağını bilseydim ben saklamazdım o günlüğü, söylerdim. Sen herkese zarar veriyorsun. Seni hiç bırakmayacağım. Hep senin yanında kalacağım. Söz veriyorum. Annem sana çok güzel şeyler yazmış. Annem seni bırakmaz. Ablamları da. Bak biz varız. Hiç bırakmayacağız seni. Biraz daha burada yanımızda otur. Rüzgar. Gel bir tanem abim biraz yalnız kalsın hadi. Ben gelmeyeceğim. Hadi bir tanem biraz rahat bırak abini. Lütfen. Abi hadi. Sen git. Abi, hadi lütfen. Ne olur gel. Kader!
önünde taşır. Aman kendi altı. Rüzgar'ı Baran'ın yanından alamıyorum. Anne, Kadriye Hanım sana ne demek istedi? Buradan gitmemizle ilgili bir şeyler söyledi. Çok ısrarcıydı. Ben de anlamadım tam olarak. Bence çok doğru bir şey söylemiş. Şimdi olmaz. Anne, şimdi değilse ne zaman? Baran bu haldeyken olmaz Ada. Anne, tam da bunun için söylüyorum işte. Buradan gitmek belki Baran'a da iyi gelir. Ada haklı olabilir anne. Baran'ı da biz de burada tutacak bir şey kalmadı artık. Hem buraya geldiğimiz zamanki gibi değiliz. Rüzgar da büyüdü. Bir iş bulur çalışırız. Anne, bizi burada tutacak bir şey yok artık. Evet anne. Her şeyin üstesinden gelip gerçek bir aile olabiliriz. Biliyorum, ben de çok istiyorum gitmeyi. Hele kendi Allah'la aynı çatı altında yaşamak. Özellikle Rüzgar için hiç iyi değil. İstanbul'a mı gidiyoruz anne? Evet ama... Abi duydun mu? Baran. Birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Birlikte her şeyin üstesinden geliriz, öyle mi? Aile olarak yani. Oğlum. Bak, sen haklısın. Sana kızmıyorum. 9 ay karnında taşımışsın beni. Ellerim senin. Gözlerim senin, kaşım, kirpiğim, her şeyim senin, kabul. Günlükte de bunlar yazıyor zaten değil mi? Benim ilk kalp atışımı duyduğumdaki heyecanın yazıyor. Şimdi gidelim diyorsunuz. Evet, hepiniz haklısınız. Konak yandı, fabrika yandı, benim geçmişim yandı burada. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Burası cehennem gibi. İşte ben tam olarak da buyum zaten. Ama siz cehennemden kaçacağınıza ateşi de yanınıza almak istiyorsunuz. Oğlum, ateşte olsan, alevde olsan benim oğlumsun. Hatırlıyor musun? İlk öğrendiğimde sana dönüp senin yüzün yabancı, anama dönüp senin yüzün yalancı demiştim. Aslında yabancı da yalancı da benim. Baran. Bak Ada, sana kızmıyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Ben hepinizi anlamaya çalışıyorum. Kızmıyorum, korumaya çalışıyorum. Ama artık içimde kaç tane Baran var, kaç tane anam var bilmiyorum. Baran parça oldum artık. Herkese yabancı oldum, yalancı oldum. Ama siz madem gitmek istiyorsunuz... Madem beni büyüten de öldü... Bu defterdeki Baran da ölsün o zaman. Parçaladığım sen değilsin. Benim.
Şimdi sana tek bir soru soracağım. Senin doğurduğun Baran ben değilim. Sen bu Baran'ı yeniden doğurabilecek misin? İçinde sadece ateşle öfke olan Baran'ı yeniden doğurabilecek misin? Nereye kaçacaksınız lan? Nereye lan ha? Özlem! Sizi gebertmezsem şerefsiz. Heh, yolun sonuna geldiniz işte. Haydi bağla, haydi. Sıkı tutun. Baba! Gebertin lan! Ay! Baba!